Fırat Üniversitesi Hastanesinde depremle ilişkili travmalara yaklaşım konulu toplantı gerçekleştirildi. Öte yandan yine Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine afetlerde korunma bilinci eğitimi verildi. Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde depremle ilişkili travmalara yaklaşım konulu Elazığ Bölgesel Ortopedi ve Travmatoloji Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Elazığ ve il dışında çok sayıda akademisyen katıldı. Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği Başkanı Profesör Doktor Vedat Şahin, Türkiye'de kendi alanlarında görev yapan birçok ekimi kurdukları dernek çatısı altında bir araya getirdiklerini söyledi. Ülkemizde hem bölgesel hem de ulusal hem de uluslararası toplantılar düzenleyen derneğimiz ee, aslında 2020 yılında e, Elazığ'da bu toplantıyı düzenlemeyi planlamıştı ama Covid e, salgını nedeniyle online o zaman e, online olarak yapmıştık o zaman e, bugüne kısmet oldu 6 Şubat'ta ülkemizi çok ciddi e, şekilde etkileyen ve bizleri derinden yaralayan depremle ilgili bir Toplantı düzenlemeyi planlamıştık. Bugün onu gerçekleştirdik. Hem e, Elazığ'daki meslektaşlarımız, hem e, Malatya, Maraş ve Erzincan'dan gelen meslektaşlarımız deneyimlerini paylaştılar. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Yılmaz da deprem bölgesindeki ortopedi uzmanlarının yaşanan depremler sonrasında yaşadıkları deneyimlerin paylaşılması adına toplantının önemli olduğunu söyledi. Geçen süreçte yaşadığımız bu acı deprem sonrası bölgedeki ortopedi uzmanlarımızın ve hocalarımızın depremle ilgili e, deneyimlerini paylaşmak amacıyla. Henüz daha konu çok canlı iken bölgede böyle bir toplantı yapmanın güzel olacağı, ve bilimsel bilime ve bilimselliğe katkıda bulunacağını düşündük. Öte yandan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türk Kızılay Elazığ Afet Müdahale Merkezi Bölge Müdürlüğü işbirliğinde Kızılay'ın yapılanması, faaliyet alanları ve afetlerde koruma bilinci eğitimi programı düzenlendi. Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Metin Kaya Gürgöze, son zamanlarda Türkiye'de meydana gelen depremler sonrası depremden nasıl korunabileceği, nasıl daha bilinçli hareket edebileceği konularında bir eğitim programı düzenlediklerini söyledi.